kadın dokunduğu her şeyi güzelleştirir derler. Esli Endüstriyel firmasında imalattan operatörlüğe, yöneticilikten satış ve pazarlamaya kadar birçok farklı departmanda yüzlerce kadın çalışıyor. Kadın eli değmiş olması Esli'ye neler kazandırmış, gelin birlikte görelim. Esli Endüstriyel 1997 yılında Antalya'da kuruldu. Su ve atık su arıtma sektörüyle ilgili mühendislik, proje, imalat, uygulama, teknik hizmet ve her türlü malzeme temini konularında faaliyet gösteren Esli, üretimini Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 adet fabrikasında sürdürüyor. Firmanın ismi, kurucularından biri olan Esli Şahpoçins'in adının kısaltılmasından oluşturuldu. Esli bugün dünyaca ünlü bir marka olduysa, bu başarıda kadınların rolü oldukça büyük. Esli, evsel ve endüstriyel atık su tesisleri, evsel arıtma tesisleri, denizden kullanım suyu tesisleri yapan bir firma. 30 yıldır bu sektördeyiz. %40'a yakın ihracat yapıyoruz. Kendi sektörümüzün içerisinde lider firma olduğumuzu düşünüyoruz. 6. fabrikamızı satın aldık. İnşallah orada da yine ithal ettiğimiz bazı malzemeleri üretmeyi planlıyoruz. Şu an 780 kişi olduk. Hele 2 fabrikamızda %46 düzeyinde. Bir fabrikamızda 113 kişinin 51 tanesi kadın. Bir diğer fabrikamızın 258 personelinin 118 tanesi kadın. Kadınlar biz erkeklere oranla daha titiz, daha hassas çalışıyorlar. 97 senesinde kurdum ben bu şirketi. Eşimle birlikte kurdum. Zaten Esli, eşimin adı Esli Şah, oradan geliyor. Yani şirketin adı bile eşimin adı yani. Kadınlar daha öngörülü, daha titiz, daha çalışkan. İşlerine daha çok bağlı. Maalesef biz erkekler biraz daha böyle kaytarıyoruz, bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz, önemsemiyoruz ama kadınlar çok detaycı olduğu için kalitenin artmasında da kadın faktörü çok önemli bence. Özellikle Avrupa bu konuda çok titiz kalite konusunda. Kadın personel sayımız, kadın kalite kontrol elemanlarımız ve son elemanlarımız bunu gözden kaçırmadıkları için ihracatlarımızda çok güzel sonuçlar aldık, neticeler aldık. Kadınların girdiği ortamda bulunan ortam daha yumuşak, daha naif, daha güzel havaya dönüşüyor. Bu da tabii verimliliği de artırıyor. Kadınların iş gücüne kesinlikle katılması gerekiyor. Aslında geriye dönük bakarsak anneannelerimiz, dedelerimiz tarlalarda birlikte çalışıyorlarmış. Maalesef şu anda erkeklerden kaynaklanan bir şey var. Kadın evde otursun, çocuk baksın. Bu çok yanlış şeyler bunlar. Esli'nin üreten kadınları sıfırdan başladıkları bu sektörde kendilerini her geçen gün daha da geliştirerek bugünlere geldi. Onlar artık sadece kadın değil, makine operatörü, kaynakçı, şef ya da müdür. Bölüm içerisindeki personellerin takibini yapıyorum. Üretimin aksamamasını sağlıyorum. Üretimde reçetelerimiz oluyor. Onların içerisindeki ham maddeleri, her şeyini ayarlayarak da personelleri, hani makinelerin dağılımını yapıyorum ve başlatıyorum. Yok, yani bu konu hakkında bir eğitim yoktu. Ben buraya girerken personel olarak girmiştim. Ürünleri sadece siliyordum. Sonrasında kendimi geliştire geliştire operatörlüğe geçtim. Operatörlükten de makineyi tamamen kavradıktan sonra şefliğe kadar ilerledim. Şu an bölüm sorumlusuyum. Bir şefim vardı, biraz böyle sertti. Hatta erkekti yani böyle. Sanki böyle o işi yapamayacağımı aksettiriyordu. Sonrasında büyük bir ihtimalle de ona inatan oldu benim olayım. Ben bunu işi yapacağım. Ne gerekiyorsa öğreneceğim, her ham maddesini bileceğim diyerekten bu işe baş koydum diye. Tabii ki zorlukları vardır ama her kadın bence yapabilir, ayaklarının üzerinde durabilir. Çok da zor değil, yeter ki yapmak isteyelim. Tamam bir erkek de belki çok özverili davranıyordur ama kadının davrandığı kadar olmuyor. Hani kadın daha çok inceliyor, detaylıyor, bakıyor, sık eliyor, dokuyor falan derken daha bir güzel oluyor yani işin gidişatı, temizliği önemli. Buradaki görevim enjeksiyon makinesi operatörüyüm. Ya bu işle hiçbir yeteneğim yoktu ama başladım. Öğrettiler. Tabii ki önceler çekindik, bayan azdı. Alıştık ortama. Çalıştıkça daha geliştirdik kendimizi. Tabii ki ilk başlarda zorluklar yaşadık. Mesela buradaki kullanılan aletleri hiç görmemiştim. Onları kullanmak biraz zorladı beni. Sanayide çalışmak zor değil. Neden zor olsun? İşini de yapabildikten sonra kadınlar çalışmalı bence, ayaklarının üstünde durmalı. Yani bir erkeğe bağımlı olmasın. Kendi ayaklarının üstünde dursun. Sanayide ilk deneyimim. Daha önce okullarda temizlik görevlisi olarak çalıştım. İlk başta biraz tereddütlerim oldu, yalan değil. Ama sonra işin içine girince
ben de yapabileceğimi anladım yani. Farklı bir sektör benim açımdan. Onun için biraz tereddüte girdim ister istemez. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Sonunda da başardım, yapabiliyorum. Kadınların yapamayacağı iş yok. Daha temiz, daha titiz davranır bayanlar. Biraz daha dikkatlidir işini yaparken özellikle. Ama bayanlar daha pratik yapıyorlar. Hemen her kadın sanayide, fabrikada çalışma fikrine ilk başta da tereddütle yaklaşıp endişeleniyor. Fakat hikayenin sonu hep aynı. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Kılavuz takımını hazırlıyorum ben. Cihazlarımızın içine konulan kılavuzların hazırlığını ben yapıyorum. Tabii teknik bir iş. Yok, hiç zorlanmadım. Yani sanki yıllardır burada çalışıyormuşum gibi. Ya illaki bir çekincemelik vardı. Çünkü çok erken içinde çalışmak. Ama insan kendini bildikten sonra bir de yavaş yavaş çevreyi tanıyorsun. Çevre seni tanıyor. Onun için yani herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu 6 senedir çalışıyorum zaten. Bazı dönemlerde ara ara küçük molalarım oldu. Yani onlar da bile evde durması zor geldi. Maddi açıdan daha rahatsınız. Eşinize mecburiyetiniz yok. Yani bayanların çalışması şart. Ha, gönül ister okuyup belli bir mevkiye gelmek. Ama herkes okuyacak diye bir kayda yok. Yani bizim memleketimize esnaf da lazım, işçi lazım. Bunun kadın yapar, erkek yapar şeysi yok. Yani makinelerimiz var. Çoğunu bayan arkadaşlarımız kullanıyor. Yani hiçbir sıkıntı yok. Erkeğin yaptığı işi gayet rahat yapıp devam edebiliyorlar yani. Üretimde çalışıyorum. Cihaz yapıyoruz. Farklı farklı işlerimiz çıkıyor. Çalışmamıştım. İlk defa burada çalıştım. Biraz tereddütlü başlamıştım. Acaba yapabilir miyim diye erkek işi olduğunu düşünüyordum. Zor değildi. Daha iyi yapacağımı da düşündüm ve iyiyiz. Şu an güzel gidiyoruz. Şeflerimiz sayesinde de bize karşı çok sıcaklar. Evet, ilk defa burada sanayi bölgesinde çalıştım. Gelirken bile acaba yapabilir miyim erkek işi diyerekten düşünmüştüm. Yok, hiç de öyle değilmiş. Çok da başarılıyız. Erkeklerden daha iyi olduğumuzu da düşünüyoruz. Gurur duyuyorum. Evet, dediğim gibi erkek işi dediydik ama hayır, hiç de öyle değilmiş. Bayan işiymiş. Bayanların eli mutlaka değmeli sanayide. Enjeksiyon bölümünde operatörüm. Daha önceden evet bir fabrikada daha çalışmıştım enjeksiyon adına. Buraya geldiğimde daha çok pekiştirdim kendimi. Zor değil. Bir bayan için zor değil. Herkes yapabilir yani. Çalışan bir annenin evet zorluğu var. Çalışıp buradan gidip de çocuklarına bakıp evden yorgun argın gelip tekrar iş başı yapmak evet zor. Ama işimi severek yapıyorum ben. Ya bence bütün bayanlar erkekle kendini ayırt etmemeli. Kendi ayaklarının üstünde durmalı öncelikle. Ben bunu yapamıyorum, edemiyorum diye bir şey olmamalı bence, bayanlar adına konuşuyorum. Herkes her şeyi yapabilir. Hep erkek çalışıyor diyoruz ya sanayide. Ama bayanları daha çok gördükçe kendimize özgüvenimiz daha çok çoğalıyor aslında. Sanayi deyip de kötü bir yer değil. Ona kadın, her kadının bir çalışabileceği bir ortam bence. Herkesin harcı değildir hiç bilmediği bir işe girmek. Hele ön yargıların attığınız her adımla karşınıza çıktığı bir ortamda var olmak, üretmek ve başarmak hiç kolay değildir. Bu başarı onların sadece işi ya da geçim kaynağı değil, gururu. Endüstri mühendisiyim. Üretim planlama sorumlusuyum. Erkek egemen bir toplumda ve bir iş sisteminde zorluk çekeceğimi düşünmemiştim. Ama işin içine girdikten sonra zorluğunu çektiğim süreçler de oldu. Savaşmam gereken yerler de var ama bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Zorlukları var, evet. Bu zorlukları yaşadım da evet. Ama kendimi savaşçı olarak nitelendiriyorum. Örneğin kadın olduğumuz için çoğu teknik kısımda arka planda bırakılıyoruz. Hani kadın çok anlamaz şeklinde. Ama aksine kadınlar daha düzenli, tertipli ve daha dikkatliler. Bu noktada da esli bünyesinde de tüm istasyonları kadınlara çevirsek, hani tüm istasyonlarda kadınlar çalışsa mevcut hali hazırda elimizde olan başarıyı katlayabileceğimize bile inanıyorum ben, öyle söyleyeyim. Daha önce eşimle çalıştık serbest, pazarcılık yaptık, manav dükkanımız vardı. Evde 2 yıl kaldım, çocuklarım çalışıyordu. Dedim ki ben evde niye bekliyorum, ben de bir şeylerde katkım olsun, böyle bir yerlerde çalışarak hani bir yerlere faydam olsun diye düşündüm. Sadece evde yemek temizlikle uğraşıyorken eşim dedi hayır çalışma, ben dedim çalışacağım, ayaklarım üzerinde duracağım çünkü evde bayağı sıkıldım. Yaparım ederim derken bu noktaya geldim. Ama gerçekten işimi çok seviyorum. Sadece üzüldüğüm, çok önceden girseydim, çok önceki yıllarda, bir 10 yıl önce başlasaydım daha güzel yerlere geleceğimi düşünüyordum. Çalışırken daha böyle dinamik, dinç olduğumu düşünüyorum. Bana çok iyi geldi. 9 yıldır sanayi sektöründe çalışıyorum. Tankı biz makineye yerleştiriyoruz. Makine kendisi döndürerek kaynatıyor. Amirlerimiz, ustalarımız önce bir eğitimini gösterdiler.
Ondan sonra orada devam etmeye başladık. Ben bayanların daha çok çalışmasını tercih ediyorum. Sanayi olsun ya da herhangi bir yer olsun ama mutlaka çalışmalılar. Daha özgür oluyorsun. Kendi ayaklarının üstünde durmak daha güzel bir şey. Çalışan bayan arkadaşlarımız çoğaldıkça daha mutlu oluyor. Çünkü onların ekonomik olarak kendi ayaklarında durmaları beni daha çok mutlu ediyor. Pres'te çalışıyorum, ana Pres'te. Üretimde ilk defa çalışıyorum. Çırak olarak başladık, alt tabandaydım. Pres pasılanın tabanını şekil veriyorduk. Sonra zamanla geçtik süre, öğrenince ana Pres'e geçtim. Yani onu basmak da yani gurur verici bir şey. Yani erkek işi de hani biz bayanlar daha azimli olduğumuz için, daha güçlü olduğumuz için hani başaracağımızı inanıyoruz ve yapıyoruz. Yoktu, hiçbir çekincemem yoktu. Hani zaten yola çıkınca belli oluyor zaten insanın ne yaptığını, ne yapmayacağı. Hedef de belli olduğu için. Kararlıydık, yaptık, başardık. Çalışan bir kadın olmanın güzellikleri özgüvenin oluyor. Kendi ayaklarımız üzerinde duruyor. En azından başarılı oluyor. Erkek kadın ayırdımı yok bence. Kadınlara da bir yol açılması bence iyi bir şey. Kadınların da ayakta durması, kadınların da bir şey başarması iyi, gurur verici bir şey. İlk işe girdiğimde operatör olarak girdim. Daha sonrasında kalite kontrol, daha sonrasında da şef olarak devam ediyorum. Bununla ilgili hiçbir eğitimim yoktu. Daha doğrusu ben sanayide ve fabrika ortamında hiç çalışmadım. İlk defa Esti bünyesinde başladım. İnsanın birincisi inanması, ikincisi çalışması. Üçüncüsü, insanlarla da zannedersem pozitif geçinmesi gerekiyor. Her gün yeni bir şey öğrenmek, yeni bir şey katmak benim çok hoşuma giden bir şey. Kendimi geliştirmeyi seviyorum. İki tane oğlum var. Çalışan bir anne olmak zor. Zorlukları şunlar, işte sabah erken kalkıyorsunuz. Hem ev hem işi bir arada yürütmeniz gerekiyor. Alıştığınız müddetçe de kopamıyorsunuz. Üretmekten de geri alamıyorsunuz kendinizi. O nedenden zorluğu var ama güzel, zevkle. Yani bir şeye alırken, bir şeye yaparken, bir şeye karar verdiğiniz zaman olur mu, kısıtlı mı, verir mi, vermez mi, birine bağlı olmak değil de bence kendinize bağlı olmak daha güzel. Kendi ürettiğinizi yiyor, biliyor olmak, harcayabiliyor olmak çok güzel. Şimdi bayanların sayısı arttıkça şöyle bir olumlu değişim oluyor. Bir, çalıştığı ortamı temiz tutuyor. Ürün kontrolünde bence daha dikkatli olduklarını düşünüyorum. En azından yanlış gördüğünü veya beğenmediği bir şeyi anında telaffuz edip söyleyebiliyor. Ertelemiyor, geriye atmıyor. Bu da üretim için gerçekten güzel oluyor. Yaklaşık 9 senedir çalışıyorum sanayi sektöründe. Sanayi sektöründe aslında hem üretmeyi seviyorum, hem satmayı seviyorum. Sürekli interaktif bir ilişki içerisinde olmayı seviyorum. Her sektörde olduğu gibi sanayi sektöründe de aslında kadının tabii ki yapısından dolayı, varoluşsal misyonlarından dolayı da bulunmasının zorlukları var. Bu bence birazcık bulunduğunuz kurum kültürünüz ve sizin karakterinizle de alakalı. Evet, var diyebilirim, zorlukları var. Ya genel olarak hani benim gözlemlediğim üretim ortamlarında bir kere kadın olduğunuz için daha kırılgan ve narin bir yapınız oluyor. Ve şöyle bir bakış açısı olabiliyor. Yani kadın işte elinden gelir mi, yapabilir mi, gücü yeter mi? Ama bugün baktığınız zaman kadının birçok konuda çok güçlü olduğunu, çok daha dikkatli olduğunu biz zaten hani üretim alanında da görüyoruz. Kadın zaten dokunduğu yeri de güzelleştiren bir varlık. Yaşadığı zorluklardan güç alıyor ve daha da bence güçlenerek üretimde her geçen gün daha fazla yer almaya devam ediyoruz. Sanayi kesinlikle çok fazla erkek değil. Ben bu fikre de katılmıyorum. Bunun gelecek senelerde çok daha fazla artacağına da inanıyorum. Yeter ki hani biz kurumlarda ya da çevremizdeki yani toplumda da o desteği görebilelim. Kadının her konuda olduğu gibi sanayide de olabileceğini hissedelim. Bugün baktığımız zaman artık kadının olmadığı hiçbir yer yok. Her iş dalında ben var olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Kadın isterse istediği her konuda da başarılı olabilecek diyorum.